Evet. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Belçika'da iltica ile alakalı ve özellikle Dublin sorunları ile alakalı güncel durum nedir? Bu konuyla alakalı sizleri bilgilendirmek istiyorum ve bugün Belçika'dayım. Değerli dostlar, Belçika'da Dublin Sözleşmesi'ne imza açmış ve güçlü uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Özellikle eğer şayet Belçika vizeniz varsa ve başka bir Schengen ülkesine iltica etmek istiyorsanız mutlaka Belçika vizesinin bitiş tarihinin üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Yürürlükteki Dublin 3 Anlaşması 3. bölüm 12.2 ve 12.4 maddesine göre. Değerli dostlar, özellikle Belçika noktasında iki türlü bir durum var. Bir, havaalanı transit geçişlerde ve özellikle Yunanistan, İspanya, İtalya gibi Schengen içi uçuşlarla Schengen dışı uçuşlar arasında Belçika'da iki türlü uygulama bulunmaktadır. Eğer sizler vizeniz yoksa ve transit geçişle ilgili dış hatlardan gelerek Belçika'ya iltica ediyorsanız genelde hızlandırılmış iltica prosedürünü işletmekte ve her işlem havaalanında tamamlanarak süreç yönetilmektedir. Yani havaalanı ilticalarını deport ilticaları olarak düşünmeniz gerekiyor. Şayet sizin ilticayı hak edecek bir durumunuz yoksa ve hukuk işlemi serbest kalmışsınız, ülkenizden rahatlıkla çıkabilmiş bu durumu izah edemiyorsanız o zaman deportla karşı karşıyasınız demektir. Ancak bir çıkış hikayeniz varsa ve inandırıcı da bulurlarsa son dakika işte şu hadise oldu ondan dolayı çıkmak zorunda kaldım şeklinde bunu izah edebilirseniz o zaman Belçika size havalanda hızlandırılmış iltica prosedürünü işletip ilticanızı kabul edip normal hayatınıza devam edebileceksiniz. Fakat iltica gerekçeleriniz yoksa, dosyanız yoksa, sıkıntılı bir durumunuz yoksa havaalanı ilticasını dışarıdan gelenler için çok tavsiye etmiyorum. Schengen içi uçuşlarda da iç hatlar uçuşu olduğu için bunu havaalanı ilticalarında normal prosedüre dahil edebiliyorlar. Bu iki durumu birbirinden ayırmak lazım. Bununla beraber eğer Belçika'da transit aktarmada parmak izi vermişseniz, yani havaalanında geçerken polis parmak izini almışsa burada iki tane kural var. Bir, Belçika burada sizi OYRADAK parmak izi sistemine mi ekledi yoksa ulusal parmak izi sistemine mi ekledi? Bunu ise polise sormanız lazım. Genelde bugüne kadar gördüğüm tecrübeyi paylaşıyorum. Tabii hani kanun maddesi değil bu söyleyeceklerim. Benim kendi kazanım ve tecrübelerim. Mutlaka bu konuda bir avukatla müzakere yapmanız da her zaman sağlıklı ve faydalı olacaktır. Eğer Belçika'daki polis size bir kağıt vermişse ve 3 gün içerisinde, 10 gün içerisinde ülkeyi terk edin demişse genelde ulusal parmak izi sistemine eklemiş, Dublin prosedürünü işletecek olan OYRADAK'a eklememiş gibi düşünebiliriz. Ama parmak izini almışsa, yazılım sistemine eklemişse ve OYRADAK ihtimali varsa o zaman bunu mutlaka bir avukatla istişare yapınız. Muhtemel o zaman Dublin prosedürü işliyor demektir. Parmak izinin üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Bundan dolayı özellikle Yunanistan'dan gelenlere Belçika'da Dublin uygulaması yapılmıyor. Belçika son zamanlarda özellikle son 2 seneye baktığımızda hala 18 aydır mülakatın yapılmadığı başvurucularda bulunmaktadır. Süreçlerde kısmen yavaşlama var. Eskiden daha hızlıydı. 3 ayda 6 ayda veriyordu ama bugünlerde kısmen bir yavaşlama var. Sakin bir ülke. Dolayısıyla Belçika'yı düşünüyorsanız, dosyanız zayıfsa Almanya nazaran Belçika tercih edilebilir. Evet değerli arkadaşlar, Belçika video serimize devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.